Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınem istiklalar ekranımızda olsun. Xitay Angliya Taşqı İşlər Vəzirigə narazılıq bildirdi. Angliya Taşqı İşlər Vəziri Tayvan Boğuzu məsələsinin Xitayının içki işlərgə təvə əməsliqini cəkarlıqan bulub, Xitay Taşqı İşlər Ministerliqi bununğa narazılıq bildirdi. Xitay Xalq Torunun 25 apreldeki xəbərində bildirilishçə, yaqında Angliya Taşqı İşlər Vəziri Kleverli müxbirlərinin ziyarətini qəbul qılğanda Tayvan məsələsi Xitayının içki işi əməs. Tayvan məsələsini tinç yol bilan həll qilish barlıq kişilərinin mənfəətigə uyğun dep cavab bergan. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Mao'nın bu meseleyi cevap verip, Angliya Taşqı İşlər Vəzirinin tarih dersini yaxşı öğrenişi gerekliğini, dünyada birli Xitay barlıqını, Tayvan'ın Xitay zemininin ayrılmaz bir kısmı ihkallikini, Tayvan'ın Xitay'nın koynuğu kaytırıp geliş 2. Dünya Uruşu'dan kiyenki xalqara tertibinin muhim bir tərkibi kısmı ihkallikini bildirip bildirilgan. Bayanatçı Mao'nın yana 50 yıl ilgiri Xitay Angliya'nın öz ara baş elçi almaştırış doğrusudaki birleşme akhbaratı da Angliya Tayvan'ın Xitay Kompartiyası'nın bir ülkesi ihkallikini itiraf kılgan deb dava kılgan. Mao'nın bayanatının ahirdiyana tehdit selip Tayvan meselesi Xitay'nın içki işi, Xitay'nın yadroluk menfaatinin asası, Tayvan meselesini hal kılış Xitay'nın özünün işi, çetelinin arlış hukuku yok. Angliya'nın bu çoğun hak, çoğun nahak prinsipal meselesi de sergek hem söz hareketi de ihtiyaçcan buluşunu ümit kılıdı degen. Xitay yadro qurallarının tərəqqiyatını tizletmekte. Xitayning yadro qurallarının tərəqqiyatını tizletip, kelgusida Amerika bilan bo'lgan to'qunishga tayyorlik qilganligi ilgari sürülmekte. Fransiya xalqaro radiosining 27 apreldagi xabarida bildirilishicha, Shvetsiyadagi Stokgolm xalqaro tinchlik tadqiqot o'rnining eng yangi mo'ljariga qaraganda, Xitayda taxminan 350 tani yadro o'qbeshi bor bo'lib, Amerika va Rossiya bilan selishtirganda yetarlik emas ekan. Ama 5-burjakli binanın ötken yılı noyabrda elan kılgan mülçerige karğanda Xitay yadro qural ambarını tezlikte terakki kıldırvatkan bolup 2035 yılı barğanda 1500 dani yadro oqbeşigi igi buluşi mümkün ikken. Xitay emeldarları ilgiri xalqara cemiyetini Xitayning yadro quralı terakkiyatını mubalığı kılıp xabar kılganlıqını tənqit kılgan. Amerika Deniz Armiyası Uruş İnstitutu'nun yardımcı profesörü David Logan, Fransiya Xalqara Radyosu muhbiriga Xitay yadro gücünü tarihideki en körnerlik derecede kengaytti ve zamanı bilaştırdı. Xitay yadro oqbeşi işlep çıkarışını aşırıplı kalmay, yani yadro 3 birleşme texniki iktidarını, yani başkurulduğun bomba, ayruplan ve su asli paraxotiga yadro oqbeşi seplengen buluşunu işe aşırdı degen. Amerika Massachusetts Sanayet İnstitutu Xalqara Tadqiqat Merkezinin baş tadqiqatçısı Eric Higginbotham, Fransiya Xalqara Radyosu muhbiriga 101 vatqan özgürüşler intayin muhim bolup, bu Xitayni yadro quralı arqalıq öç eliş iktidarıgı igi devlet haletidin dünyadaki 3. çoğun yadro quralı devletige aylandırdı degen. Xitay casusluqı karıştırış kanunu bilen kişilerini soraq kılgan. Xitayning josusluqqa qarishtirish qonunini ijro qilishni kuchaytirib, Shanghaydagi Amerika shirkat xizmatchilarini so'roq qilganligi dalillangan. Amerika Bain and Company shirkati Xitay saqchilarining 2 hafta ilgari Shanghaydagi ish bajarish o'rniga berib, xizmatchilarini so'roq qilganligini dalillagan bo'lsa-mu, ammo so'roq mazmunini oshkorlamagan. Mazkur Amerika maslahatchilik shirkati Xitay doiralari bilan muvofiq holda hamkorlashayotganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo hozircha bu voqeaga qarata hech qanday baho bermaydiganligini aytgan. Bildirilishicha, çarşamba kuni Xitayda yangidan tuzilgan josusluqqa qarishtirish qonunining ma'qullanishi g'arib shirkat xodimlarida Xitay bexatarlik amaldorlarining uchur bilan ta'minlashni talab qilishiga bo'lgan andisha ochgan. Valkochisi gazetining 27 apreldagi xabariga qaraganda, Xitayning josusluqqa qarishtirish qonuni sovutish unumini oshirdi ekan. Xitay josusluqqa qarishtirish qonuni davlatning texnik keng sonli ma'lumot va raqamlik ma'lumotlarga bo'lgan kontrolligini kengaytirib tashqi tahdidga taqobil turish kuchi va huquqini oshirishga yordamchi bo'ladi ekan. Xitayning bu tadbiri xalqarada 2-chi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lib hisoblangan Xitoyga nisbatan xatarning eshiyotganligidan darak beradi ekan. Xitayning tuzilgandan keyingi josusluqqa qarishtirish qonuni Xitoy bexatarligiga bo'lgan aniqlamani texnik kengaytirdi ekan. Bu qonun Xi Jinpingga Amerika va uning ittifoqdoshlari bilan bo'lgan tirkishishga taqobil turish uchun Xitoyni kuchaytirishni maqsad qilgan bir qator yangi qurollarni bergan.
Ama şunun bilen bir vaqtda bu kanun yana Xitayning iqtisodining eşishini asliga keltirish uchun chet el mablag'iga erishish tirishchanligiga buzg'unchilik qildi ekan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy josuslikka qarshi turish qonuni 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu qonun Xitoy hukumat organlari va har qaysi axborot vositalariga josuslik engini oshirish va uningga qarshi turish yo'llarini tashviq qilish uchun tashviqot faoliyati olib berishga huquq beradi ekan. Hindiston Xitoyning chegara kelishimini buzganligini ayibladi. Hindiston davlat mudofaa ministri payshanba kuni Xitoyni ikki taraflik chegara kelishimiga xilaflik qilib, ikki davlat munosabatining umumiy prinsipal asosini buzganligini ayibladi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston davlat mudofaa ministri Rajnat Singh ziyorat kelgan Xitoy mudofaa ministri Li Shangfu bilan ko'rishib, Hindiston-Xitoy chegara rayoni va ikki davlat munosabatining yaxshilanishi to'g'risida ochiq oshkora suhbatlashgan. Davlat mudofaa ministrligining bayonotida aytilishicha, Singh Li Shangfuga Hindiston-Xitoy munosabat taraqqiyotining oldingi sharti chegaraning tinch va xotirjam bo'lishi ekanligi, shunga barliq chegara masalalarini hozirgi kelishim va va'dalar bo'yicha hal qilish kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Xitoy taraf bu masalaga hozircha hech qanday baho bermagan. Hindiston taraf ko'p sondagi Xitoy askarlarining o'rinlashtirilishi ve onlarının tajavuzcilik kılmışı ve bir tarafıma halde çigradaki haletini özgertişke urunuşu iki devlet kilişimige xilaplı kılgallığı digen. 3 yıl ilgiri Ladakhta yüzbergen tokunuşta 20 Hindistan askeri ve 4 Xitay askeri ölgen idi. Şunun dinkin iki taraf Kakas Dağlıq rayonunda uzun müddet tirgeşken bulup, çigrağı 10 mınlıgan asker ve zemberek tankı ve küreşçi ayruplan uğrullaştırgan idi. Li Shangfu Hindistan'da ziyaret kılış aldı da Hindistan'ın yukur dergilik herbi komandalları bilen 18. katımlık sohbet ötküzüp askerlerinin ciddi haletini özgertmekçi bolgan. Malum buluşça Hindistan bilen Xitay Galvan Vadisi'nin şimali ve canubi kırgaklardaki Pangong Köli, Gojira ve bir kısım rayonlardan asker çekindirgen bosumu ama askerlerini devamlıq köp katlamlıq uğrullaştırışını saklap kalgan. Mavnun Erdoğan'ın kesili haqqıdaki yalgan haberge numussuzlarca cevap verdi. Xitay Yarşarı Televiziyatori CGTN 26 April Twitter hesabıdaki işki yazmada Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın özü katlaşkan televiziya programması da yürek kesili qozgulup kalgallıqını ve ailesidikilerinin doktorxanığı çakırılgallıqını oturgu koydu. Mezkur taratqo kiyin Prezident Erdoğan'ın salametliki doğrusudaki dokudatlarının dəlillenmegenlikini eytip yalgan haberini tizlikte öçürüvetti. Bununla cevaben Türkiye Prezidentlik Sarıyı Uçur Alakı ve Haberliş Direktörü Fahrettin Altun Erdoğan'ın salametliki doğrusudaki asassız uçurlarını kat'i ret kılıp, Erdoğan'ın sınıyığını arkalık Akkuyu Yadro Elektrik Stansı'nın ekilişiği katnışılığını ilan kıldı. Xitay Yarşarı Televiziyatori CGTN Radyosu'nun Amerika'daki ictimai taratqularda ilan kılgan haberi inkas qozgan denken, Xitay Taşkışla bayanatçısı bu saxtı haber haqqıda bayanat ilan kılıp, Türkiye'deki saylamının devletinin içki işleri hikayelikini bayan kıldı. Hem de Xitay'nın arlışını oylamağallıqını bildirdi. Mao'nın Beijing'de ötküzgen karallik muhbirlarını kütüveliş yığınıda Anadolu Agenetliği muhbirinin Xitay'nın resmi taratqusının bu axtı heçkandıq mənbək görsətməsdirli bərgən məzgür xabiri haqqıdaki sualıqı cevap verişdin özünü qaçırıp, iligərlik bilen mən vəqanın təfsilatını bilməymən. Ama şunu deyişimge ruxsat qılın. Türkiye Xitay'nın dostudur. Xitay başqa dövlətlərinin içki işlerine arlaşıqı daim qanışdırıdı. Saylam Türkiye'nin içki işidir. Xitay onunla arlaşmaydı ve onunla təsir görüşüşke törüşmaydı, deyip cevap verdi. Türkiye yadro energiyesine iki devletke aylandı. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yadro energiyesine iki devletler qatarıdan uğrun alğalıqını etdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Prezident Erdoğan bilen Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Nakmaydan olunışı arkalık Mersin'deki Akkuyu Yadro Elektrik Stansı'nın Tunca Yadro Yıkılığı Yetküzüş Mürasımı'nı katlaştı. Erdoğan Yadro Yıkılığısının Akkuyu Yadro Elektrik Stansı'na hava ve deniz arkalık yetküzülüşü bilen bu stansının hazır yadro energisi bazısı'na aylanğallıqını təkidləb mündaq dedi. Avrupa İhtipaqı Komiteti yadro energisini yeşil energiye deb qubul qilish arkalık bu axtiki gumallarını həl qildi. Biz mod devletimizni Akkuyu Yadro Elektrik Stansı arkalık bu özgürüşünün muhim tərkibi kısımıga aylandırdıq. Akkuyu Yadro Elektrik Stansı Rusya bilen birlikte salgan en çok birleşme məbliğimiz hesablandı. Akkuyu Yadro Elektrik Stansı'nın seyhleri 2028 yılıca tədirici işgi kiriştirildi. Devletimizden tok serpiyatının 10% bu elektrik stansı tarafından təminlendi.
Akkuyu yadro elektr stansiyi toluq paaliyet elib berişki başlayan çağda bu stansiyamızda yılgı təxminən 35 milyard kilovat saat tok işləb çıxırılıdı. O sözün devamlaştırıp, təbii qaz importimizdan tövəllişigə hər yeli 1 milyard 500 milyon dollarlıq tökb qoşadığan bu lahiyyə milli kirimimizdən eşşiğimi aktiv təsir körüstüdü. Bu lahiyyədiki təcrübəmizgə asasən biz oxşumağan rayonlarda kuruşunu pilallavatqan 2-ci və 3-cü yadro elektr stansiyalarımız üçün mü ən qısqı vaqt içi də hərəkətkə ödümüz, dedi. Naq meydan olunışı arqılıq Akkuyu yadro elektr stansiyasının ekiliş marasımıqı qatnaşqan Rusya Prezidenti Putin, Türkiye hazır dünyadaki energiya tejaydıgan baylıq mənbəleri arqılıq yadro energiyasiga ege dövlətkə aylandı. Türkiye Rusya tarixidiki ən çoğ ortaq lahiyyədin biri bolğan Akkuyu yadro elektr stansiyası dövlətlerimiz otursidiki inaq qoşundarkilik münasibətlərgəmə muhim tökbələrini qoşudu, dedi. Putin Akkuyu yadro elektr stansiyası doğrusidiki sözünü devamlaştırıp, Akkuyu yadro elektr stansiyası hem öz ara iqtisadi mənfəətlərini öz içiga alıdı, hem de iki dövlət otursidiki köp tərəflimlik həmkarlığımızı küçəytüdü, dedi. Yeni bir tərəfdən məzkur marasımı qatnaşqan Rusiya Dövlətlik Atom Energiyası İdarisi Rosatomның baş müdiri Alexey Lihachev dünyadaki ən çox yadro quruluş layihəsinin müvafiqiyyəti yuqumluq kesəlliklər yəki taşqi siyasi besimlər bilən tusuvilinalmadı, dedi. O, qiyinçiliklərgə qaramay qat'ilik bilən ilgirləvatimiz. Bu müvafiqiyyət pat-pat otturğa çıqqan məsələlərini mahirlik bilən həl qilishimizgə yardım qılğan iki dövlətin rəhbirigə təəlluq, dedi. O sözünü devamlaştırıp, lahiyyaga 400'den artıq Türkiye şirketi katnaştı. Hazırının özü de Türkiye'nin yadro sanayeti topu varlığını eydalaymız. Toplanğan hemkarlıq təcrübesi, bu yadro sanayeti topunun yuşurun küçünü başka lahiyyalarda mı işe aşırışımızını kapaletke iyi kılıdı, dedi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşkice, aman boğayslar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.